Sayın Başkanım hayırlı olsun efendim. Genç kongrenizi yapıyorsunuz. 6. olağan kongre. Evet. İlçe başkanısınız. Gençler hazırlar mı efendim? Türkiye'yi yönetmeye, geleceğe hazırlar mı efendim? Vallahi şöyle, Çankaya gençliği özellikle ben ondan bahsedebilirim. Her zaman tüm seçimler olsun, etkinlikler olsun, çalışmalar olsun, onların hepsinde zaten bizlere her zaman destek olurlar. Her şeye de hazırlar. Talimatlarımızı beklerler. Biz onlardan son derece eminiz, güveniyoruz. Onlarla birlikte olmaktan, aynı yolu yürümekten de çok memnunuz açıkçası. Gençliğimizi seviyoruz. Şimdi eski zamanlardaki gençlikle şu andaki gençlik gerçekten çok farklı. Biz Türkiye'nin geleceğini emin ellerde olduğuna kendimiz yaşadığımız, bildiğimiz için bunu görüyoruz. Bu anlamda da çok umutluyuz. Türkiye'nin ileride yönetimsel olarak herhangi bir sıkıntı çekmeyeceğini, emin ellerde olduklarımızı da gayet iyi biliyoruz. Bu anlamda biz gençliğimizden çok memnunuz. Bazılarının dediği gibi işte gençlik farklı mensubiyetler içinde, farklı bir kulvarda yürüdüklerini söylüyorlar ama biz kendi gençliğimize bunu görmüyoruz. Biz nasıl Türkiye değerlerini, Anadolu değerlerini oluşturan, bugünümüze getiren gençlikle birlikte yaşadığımız için, gördüğümüz için biz kendimizden eminiz. Ülkemizde inşallah emin yol ellerde, emin yolda yürüyecek bu gençlikle birlikte. Sayın Başkan, aslında sorularınızın bir kısmında gençlere aslında büyük de sorumluluk yüklüyoruz. Ülke geleceğini emanet etmekten bahsediyoruz ama gençlerin de sorunları var mı? Onların büyüğü olarak, abisi olarak efendim, hem parti içinde hem parti dışında onların büyüğü olarak onların sorunlarını keşfedebiliyor muyuz efendim? Ya o sorunları tabii ki sorunsuz zaten olmuyor. Özellikle yeni dünya perspektifinde gerçekten sorunlar katlanarak büyüyor. Ama gençlik şu anda gayet sorguluyorlar. Çözümleri, çözüm önerilerini de ortaya koyarak bir gençlik önümüzde mevcut. Bunlar hem sorunları tespit edip hem de sorunların çözümü noktasında da fikir geliştirebiliyorlar. Biz de onlara o anlamda yardımcı olmak veyahut da kendimizi de refresh edecek şekilde onlarla bir telepati kurarak sorunlarına hemhal olmaya çalışıyoruz. Muhakkak sorunsuz bir dünya olmuyor. Özellikle bu dönemde daha da çoğaldı bu işler. Ama biz de onların söylediği sorun ve çözüm önerileriyle birlikte biz de kendimizi geliştirip gerekli makamlarda bunları dile getirip onların önünü açmak için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Buradan tüm Türkiye, sadece Çankaya gençlerine değil, tüm Türkiye gençlerine vermek istediğiniz bir tavsiye var mı efendim son söz olarak? Ya tabii ki gençlik bizim ülkemizin geleceği. Yani onların kendilerini geliştirmeleri, eğitimlerini düzgün almaları. Hep Japonya'yı örnek veririz, geleneklerine bağlı diye ama bir Türkiye açısından da bizim aile yapımız, milli dini değerlerimiz, bunlar bizim tutunacağımız en büyük unsurlar. Bu anlamda aileleriyle birlikte, değerlerle birlikte, Türkiye'yi Türkiye'yi yapan oluşumlarla birlikte dirençleri tam olursa bir sıkıntı olacağını ben tahmin etmiyorum. Yolları hepsinin açık olsun. Biz onları seviyoruz. Bugün biz varız ama yarın onlar olacak. Onun için onları aslında pamuklar arasında beslememiz lazım. Öyle ihtimamlı davranmamız lazım. Biz onu yapmaya çalışıyoruz. Teşekkür ederiz efendim. Hayırlı olsun. Çok sağ olun. Teşekkür ederim ben.